Sunuma özellikle lisans öğrencilerinin seviyesine göre ayarlamaya çalıştım. Moleküler biyoloji ve genetik ve biyoloji öğrencilerinin ve ilgili alanlardaki diğer öğrencilerin ilgisini çekebileceğini düşündüm. Ve aynı zamanda moleküler biyoloji genetik dışında veya henüz kanser derslerini almamış, genetik, moleküler genetik derslerini almamış öğrencilerimizin de yararlanabileceği şekilde ayarlamaya çalıştım. Şimdi bugünkü seminerimizde veya sunumumuzda hem birazcık kanserden, daha sonra genlerden, genomdan ve de kanserleşme sürecinde genom üzerinde meydana gelen değişikliklerden bahsetmeye çalışacağım. Bu konularda birazcık fikir vermeye çalışacağım. Öncelikle kanser tanımını yapalım. Aslında tanımı çok geniş tanımlı olan bir grup hastalık kanser. Sadece bir tanımı yok aslında. Ama temel olarak genel özelliklere bakarsak eğer bir takım tanımlar yapabiliriz. Öncelikle dünya genelinde her 8 ölümden biri kanser hastalıklarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla önemli hastalıklardan bir tanesi, insan ölümlerine neden olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanıyor kanser hastalıkları ve insan vücudundaki organların çoğunda görülebiliyor. Yani sadece bir organda, bir organı, iki organı ilgilendirmiyor. Çok sayıda organda görülen çok farklı kanser hastalıkları var. Bu arada her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Her bir kanser ayrı bir hastalık. Yani karaciğer kanseri başka bir hastalık, akciğer kanseri dediğimizde orada bile iki farklı hastalık var. Küçük hücreli akciğer kanseri başka bir hastalık, küçük hücre dışı akciğer kanseri başka bir hastalık. Böbrek kanseri başka bir hastalık. Ama bu kanser hastalıklarının hepsinde ortak özelliği var. Yüzün üzerinde farklı tipte kanser hastalığı var. Ancak ortak özellikleri, bu kanser hastalıklarının ortak özellikleri bir, kontrol edilemeyen hücre bölünmesi, yani hücre bölünmesinin kontrolden çıkmış olması. İki, kontrolden çıkmış olan bu hücrelerin ait oldukları organın dışındaki organlara ve vücudun uzak bölgelerine metastaz yapıp orada da yeni koloniler oluşturarak ait olmadıkları yerde çoğalabilmeleri. Bu kontrolünü kaybeden hücrelerin, yani hücrelerin bölünme kontrolünü kaybetmesi ve metastaz yapabilme özellikleri. Bunun sonucunda ortaya çıkan en büyük problem doku mimarisinin bozulması. Doku mimarisi yani tissue architecture. Şimdi normalde her bir organlarımız dokulardan meydana geliyor ve her dokunun belirli bir mimari yapısı var. Her doku belirli bir plana göre belirli tipteki hücrelerin belirli sayıda olmasıyla meydana geliyor. Ve de bu dokuların belirli organizasyonda bir araya gelmesiyle de organlarımız meydana geliyor. Ancak bu dokuları meydana getiren hücrelerden herhangi birinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda bu dokunun içinde yeni bir kitle ortaya çıkıyor. Ve bu kitleler, yani bu tümör dediğimiz bu kitleler, kontrolsüz bölünen bu hücre kitleleri dokunun mimarisini bozuyor. Dolayısıyla dokunun işlev yapmasını engelliyor. Ona bağlı olarak da daha ileri aşamalarda organın işlev yapmasını metastaz yapmaya başladıktan sonra da başka organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. Şimdi birkaç örnek resim göstereceğim. Birkaç histopatolojik resim göstereceğim. Şimdi üst panelde gördüğünüz resim meme dokusu, bir meme bezi. Şimdi meme bezlerinde normalde ortada içi boş olan kanallar var. Süt kanalları, milk duct denilen süt kanalları. Bu süt kanalların etrafında epitel hücreleri var, salgı epitel hücreleri. Yani sütü üreten ve salgılayan epitel hücreleri var, salgı epitel hücreleri var. Şimdi normalde gördüğünüz gibi salgı epiteli hücreleri. Burada onların etrafında stroma denilen bir bölge var. Şurada da başka bir süt kanalı. Onun etrafında da yine başka salgı epiteli hücreleri var. Her şey yolunda. Ancak bu epitel hücreleri nasıl burayı böyle boş bırakabiliyor? Buraya kadar bölünüyor ancak şuraya geldiği zaman bölünmesini durduruyor. Bölünmeleri de sadece bölünmeleri gerektiği zaman oluyor. Yani yenilenmeleri gerektiğinde. Ama eğer bu kontrolü kaybederlerse bölünmelerini durduramıyorlar ve de buranın boşluk olması gerektiğini unutup şu şekilde o boşluğu
kapatarak bu boşlukların kalmasını engelliyorlar. Başka bir örnek, burada bir polip görüyoruz, bağırsak tümörü, bağırsakta görülen tümörler. Bu şurada gördüğünüz ilerlemiş bir polip, şurada da yeni yeni başlayan polipler. Yani bunlar da yine kontrolünü kaybeden hücrelerden kaynaklanan fiziksel oluşumlar. Bu da şu polipin mikroskop altındaki görüntüsü. Evet, burada da yine normal bir organ üzerinde meydana gelen çok sayıda tümörleri fiziksel olarak bile gözle ayırt edebiliyoruz. Çok ileri gitmiş bir kanser vakası. Şimdi burada kendi ait olduğu doku içindeki görüntülerini gördük. Bir de bunu da geçerek, kana karışarak başka organlarda bu oluşumları tekrar meydana getirebiliyorlar dedik. Bu olaya da metastaz dedik. Peki metastaz yaptığı zaman ne oluyor? Evet, burada bir doku görüyoruz. Bu doku normalde gördüğünüz gibi beyaz bir doku, ancak burada siyah kaplanmış. Neden siyah kaplanmış? Çünkü burada melanosit hücreleri kanserleşmiş olan tümör hücresi özelliği kazanan melanosit hücreleri, yani pigment hücreleri bu organa giderek bu organı kaplamış ve de hiç ait olmadıkları halde orada kalmışlar. Yine burada ait olmayan hücreleri direkt görebiliyorsunuz. Ait olmayan hücrelerin oluşturdukları kitleleri görebiliyorsunuz. Şimdi kanseri anlayabilmek için önce kanser hücrelerine bakmak lazım. Kanserleşmiş hücrelerin yapısına bakmak lazım ve bunların farkını anlayabilmek için de tabii kanser hücreleriyle veya tümör hücreleriyle normal hücreleri karşılaştırmamız gerek. Biyolojik olarak bunları karşılaştırmamız gerek her alanda. Yani hem sitoloji düzeyinde hem histoloji düzeyinde, ama özellikle genetik düzeyde, yani DNA düzeyinde. Kanser hücrelerinin iki genel özelliği var. Tekrar ediyorum. Bir, kontrol edilemeyen hücre bölünmesi. İki, orijinal yerlerinden ayrılıp vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilme yetenekleri. Kanser hücrelerinde hücre döngüsünün kontrolü ortadan kalkmıştır. Yani hücre bölünmesi üzerindeki kontrol aslında hücre döngüsü üzerindeki kontroldür. O nedenle kanseri anlamak için anlamamız gereken konulardan bir tanesi de hücre döngüsü ve ondan sonra gelen mitoz. Ama özellikle mitozdan önceki basamaklar. Hücre döngüsü üzerindeki kontrol kalktığı zaman hücreler normal hücrelerden çok daha, bu kontrolü sağlayabilen hücrelerden çok daha hızlı bir şekilde bölünürler. Bu da hücre için, her ne kadar kanser hücresi için iyi bir şey olsa da bizim için, organizma için çok kötü bir şey, çünkü kanserin başlangıcı. Şimdi kanser hücrelerinin, daha doğrusu hücrenin kanserleşme sırasında kat etmesi gereken 6 basamak var. 6 farklı yeteneği kazanması gerekiyor. Bunlar Hallmarks of Cancer adı altında özetlenmiş durumda, organize edilmiş durumda. Bunlardan bir tanesi kendi büyüme veya bölünme sinyallerini oluşturabilmeleri, growth signals. Burada normalde bir hücrenin bölünmesi için, tabii çok hücreli organizmalardan bahsediyoruz. Çok hücreli bir organizmanın hücrelerinin, vücut hücrelerinin bölünmesi için, bölünmeye gitmesi için mutlaka diğer hücrelerden, vücudun başka hücrelerinden sinyal alması lazım. Bu da sinyal molekülleriyle oluyor. O sinyal molekülleri de growth faktörler, yani büyüme faktörleri. İşte kanser hücrelerinden bir kısmı bu büyüme faktörlerini kendileri sentezleyebiliyorlar. Ya da büyüme faktörünü sentezlemeseler bile dışarıdan büyüme faktörü gelmediği halde hücre içindeki yolakları değiştirerek, hücre içinde dışarıdan sinyal gelmiş gibi bir takım değişiklikler yaparak hücre içindeki sinyal iletimini sanki dışarıdan sinyal gelmiş gibi çalıştırıyorlar. Bu bir. İkincisi, büyüme engelleyici, büyüme veya bölünme engelleyici sinyallere karşı duyarsız olmaları. Hücrelerde, normal hücrelerde kontrolsüz bölünmeye karşı olan bir takım sinyaller var. Kontrolsüz bölünmeyi engelleyen bir takım sinyaller var. Kanser hücreleri bunları etkisiz hale getiriyor, bunlara karşı duyarsızlaşıyor. Sonraki özellik apoptozisten kaçabilme, yani hücre programlanmış hücre ölümünden kaçabilme.
kanser hücrelerinin bir özelliği daha bu. Sonraki özellik anjiyogenezisi devam ettirmeleri. Anjiyogenezis damarlanma demek. Yani kılcal damarların belirli bir bölgeye doğru ilerlemesi, belirli bir bölgeye kılcal damarların gitmesi, dolayısıyla oraya kan ve oksijen taşıma, kan taşımaları, kan da tabii ki oksijen, besin ve diğer maddeleri taşıyor. Normalde bir tümör ilk başladığında eğer kanserleşmeye gitmiyorsa, yani eğer bunu başaramıyorsa, kendisine doğru damarı çekemiyorsa, belli bir süre büyür, bir kitleyi oluşturur ve ondan sonra ya o kitle o büyüklükte kalır ya da kendi kendine yok olur. Bunlara benign tümör ya da iyi huylu tümör diyoruz. Ancak eğer hücre kendisine doğru bir damarlaşma, damarlanma oluşturabiliyorsa, kılcal damarların o oluşan yeni kitleye doğru gitmesini ve de kan taşımasını sağlayabiliyorsa, bir yeteneği daha kazandı demektir. Bu da anjiyogenezisi devam ettirebilme özelliği. Sonraki sınırsız üreme gücü. Sınırsız üreme ya da çoğalma diyelim. Buradaki doğrudan doğruya bir üreme değil aslında. Hücre üremesi, hücre bölünmesi. Hücre bölünmesinin sınırsız olarak devam etmesi. Normalde normal vücut hücrelerimiz belli bir sayıda bölünebilirler. Belirli bir sayıda bölünme yeteneğine sahiptirler. Belli bir sayı, çünkü belli bir sayıda mitoz bölünme geçirdikten sonra kromozomlarımızın uçlarında yer alan telomerler biter ve her bir hücre bölünmesinde kromozomlarımızın biraz biraz daha kısalması sebebiyle önce telomerler biter, arkasından telomerler bitmeye yakın hücre telomer krizine girer ve kendisini apoptozise götürür. Bu sayede hücre aşırı bölünmeden, kontrol dışı bölünmeden kurtulmuş olur. Ve kontrol dışı bölünen bir hücre kitlesi varsa yine bu şekilde kanserleşmeye gitmesi engellenir. Ancak kanser hücreleri bunun da üstesinden gelir ve sınırsız üreme gücü kazanırlar. Bir sonraki aşamada da doku invazyonu ve metastaz. Doku içinde önce kendi bulundukları doku içinde ait oldukları lokasyondan çıkıp dokunun veya organın, o ait oldukları organın başka taraflarına giderler, ayrılan tümör hücreleri, ve de orada yeni tümörler oluştururlar. Bu invazyon. Bunun üstüne bir de, bunun haricinde bir de kana karışma yeteneği kazanırlar. Kana karışıp bütün vücuda dağılırlar ve uygun buldukları yerlerde, kendileri için uygun çevre, mikro çevre şartlarını oluşturan organlarda yeni koloniler meydana getirirler. Bu da metastaz. Şimdi bunlar six hallmarks of cancer. Daha sonra bu makale güncellendi. Üst tarafta şeyi gösterdiğim, referansını gösterdiğim makale. Daha sonra bu hallmarklar, yetenekler güncellendi ve de bunlara birkaç basamak daha eklendi. İmmün destruction'dan, immün sistem hücreleri, bağışıklık sistem hücreleri tarafından yok edilmeden kaçabilme, yani bağışıklık sistemi hücreleri tarafından yakalanamama, keşfedilememe. Enflamasyon, enflamasyondan yararlanarak tümörü daha da hızlandırma. Genome instability and mutation, genom instabilitesi, bugün bundan birazcık bahsedeceğiz, ve mutasyonlar ve mutasyonların artması ve hücre metabolizmasındaki deregülasyon, hücre metabolizmasının regülasyonunun ortadan kalkması. Bunlar da makalenin daha sonraki versiyonunda yenilendi. Bu makaleyi hepinize de tavsiye ediyorum. Weinberg'ün 2011'de yayınlanan Hallmarks of Cancer Next Generation başlıklı makalesi. Şimdi burada mutasyonlardan bahsettik. Öncelikle şundan bahsetmemiz gerekiyor. Kanserin diğer tanımlarından bir tanesi, kanser hücre düzeyinde bir hastalık. Şimdiye kadar anlattıklarımdan da anlayabileceğiniz gibi hücre düzeyinde bir hastalık ve bu hastalıklar kanser hastalıkları mutasyonlardan kaynaklanıyor. Yani DNA üzerinde meydana gelen değişiklikler. Bunlar küçük olabilir, büyük olabilir. Ancak kanserden bahsediyorsak, eğer kanseri ortaya çıkaran mutasyonlardan bahsediyorsak, iki grup mutasyondan bahsetmemiz gerekiyor. Somatik mutasyonlar ve kalıtsal mutasyonlar. Şimdiye kadar eğer kanser dışındaki derslerde mutasyonları gördüyseniz, anneden babadan çocuğa aktarılan nükleotit değişiklikleri, DNA bozuklukları diye görmüş olabilirsiniz. Ancak burada bir de anneden babadan çocuğa geçmeyen, ancak çocukta ortaya çıkan mutasyonlar var.
Kanser hücrelerini farklı kılan özelliklerin DNA'larında meydana gelen mutasyonlar sonucunda belirli genlerin ifadelerinin değişmesinden kaynaklanır. Yani kanser hücrelerinde gördüğümüz farklılıklar bir takım genlerin ifadelerinin değişmesinden kaynaklanıyor. Bu gen ifadelerinin değişmesi de bu genlerde meydana gelen veya bu genleri kontrol eden genlerde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanıyor. Tabii burada bir parantez açmak lazım. Mutasyonlar artı bunlardan her ne kadar mutasyonlar kadar yaygın olmasalar da epigenetik değişiklikler. Ama temel olarak bugün mutasyonlar üzerinde duracağız. Şimdi kanser vakalarının büyük bir kısmında mutasyonlar somatik mutasyonlardır. Yani somatik hücrelerde ortaya çıkan ve bireyin çocuklarını ilgilendirmeyen, bireyin çocuklarına aktarılmayan mutasyonlardır. Somatik hücrelerde meydana geldiği için mitoz bölünme sırasında meydana gelen mutasyonlar. Bunlar somatik mutasyonlar, birinci grup. Ancak sadece somatik mutasyonlar mı etkili? Hayır. Bazı kanser tiplerinde yaygın olmasalar bile tüm kanser vakalarının yaklaşık %1'inde nesiller arasında geçiş gösteren kalıtsal mutasyonlar da var. Bu mutasyonlara germline mutasyonlar diyoruz. Yani diğer genetik hastalıklarda olduğu gibi, diğer kalıtsal hastalıklarda olduğu gibi annede babada mutasyon var. Çocuk da bu mutasyonu anneden babadan alıyor ve bu mutasyon çocuğun ileri yaşlarında veya hatta erken yaşlarda kanser hastalıklarını geliştirmesine neden oluyor. Bunlar da germline mutasyonlar. Ama kanser mutasyonlarının çoğu somatik mutasyonlar. Bazı durumlarda ise germline mutasyonlar tek başına yeterli olmayabiliyor. Germline mutasyon var. Bu belli bir yere kadar getiriyor riski. Ancak tek başına kanseri başlatmıyor. Bu germline mutasyonların yanına zaman içinde eklenen somatik mutasyonlar kanserleşmeyi başlatıyor. Bu mutasyonları, germline mutasyonları taşıyan hastalar veya bireyler hayata 1-0 geriden başlamış oluyorlar. Şimdi kanserin bir mutasyon tarafı var ama bunun haricinde bir de doğal seleksiyon tarafı var. Yani mutasyonlar aslında tek başına etkili değil. Bu mutasyonların üstüne bir faktör daha var. O da evrimsel bir faktör olan doğal seleksiyon. Kanser evrimsel bir işleyiştir, evrimsel bir süreçtir, kanserleşme. Tüm kanserlerin ortak bir patogenezisi paylaştığı düşünülüyor. Çünkü her bir kanser evrim sürecinin hücre popülasyonlarında gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yani evrim sırasında canlıların geçirdiği tüm canlıların başlangıçtan bugüne, ilk canlının ortaya çıkmasından bugüne tüm canlıların başına gelen olaylar bir tümör kitlesindeki hücre popülasyonunun başına da geliyor. Yani evrimin küçültülmüş bir sahnesini görebiliyoruz kanserde. Bu hücre popülasyonları, burada bahsettiğimiz hücre popülasyonları çok hücreli organizmaların dokularındaki mikro çevrelerde yaşayan hücreler. Yani çok hücreli organizmaların dokularındaki hücreler. Bu hücreler doğal, tabii ki çok sayıda hücre olduğu için bunlara hücre popülasyonu diyoruz. Ve içinde yaşadıkları ortamada, dokunun onlara sağladığı ortamada fiziko-kimyasal çevreye de mikro çevre, microenvironment diyoruz. Şimdi mikro çevre bir o tanıma bir bakalım. Aslında bir tümör kitlesine baktığımız zaman veya işte bir kanserleşmiş veya kanserleşmemiş tümör kitlesine baktığımız zaman aslında orada tek tip hücre yoktur. Birden fazla tipte hücre vardır. Bir, bizim kanserleşmeyi başlatan hücrelerimiz var. Yani primary tumor cells, primer tümör hücreleri. Ama onun dışında bu hücrelerin yaşamasını sağlayan ve çoğalmasını sağlayan diğer hücreler var. İşte bu hücrelere örnek olarak cancer associated fibroblasts, cancer stem cells, cancer cell. Bakın cancer cell bunlardan sadece küçük bir grup. Bunların dışında kanser hücreleri, bunların dışında kanser kök hücreleri, onun dışında endotelial hücreleri ve kanserle bağlantılı fibroblast hücreleri var. Mikroçevre dediğimiz şey bu. Yani kanser hücrelerinin içinde bulunduğu, kendilerine uygun ortamı sağlayacak
toplam yapı. Yani dokunun içinde o organizmaya ait olmayan, o organizmada bulunmaması gereken yeni bir doku oluşturuyor kanser hücreleri, tümörleşme. Ve de buradan çıkarak yeni bir alana gittikleri zaman, başka bir organa gittikleri zaman orada da aynı ortamı kendi kendilerine oluşturuyorlar. Kanserleşmede iki temel olaylar zinciri gerçekleşiyor. Kanserleşme sırasında iki temel proses gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi mutasyon. Ve hücrelerde sürekli olarak yeni mutasyonların ortaya çıkması. Şimdi bir mutasyon ortaya çıktı. Bu kanserleşmeye götürür mü? Hayır. Birinci mutasyon ortaya çıkıyor. Zaman içinde başka mutasyonlar ortaya çıkıyor ve bu bir tümör birikimini meydana getiriyor. İşte bu yeni genetik varyasyonların sürekli ortaya çıkması birinci olay. İkincisi de doğal seleksiyon. Ortaya çıkan fenotipik çeşitlilik üzerinde etkili olan doğal seleksiyon. Peki bu fenotipik çeşitlilikler nasıl ortaya çıkıyor? Bu mutasyonlardan ortaya çıkıyor. Şimdi tümör kitlesi homojen bir kitle değildir. Tümör hücresindeki tümör kitlesindeki hücreler birbirinin aynısı değildir. Ve sürekli yenileri ortaya çıkar. Neden? Çünkü tümör kitlesi içindeki hücrelerden her biri farklı farklı mutasyonlar geçiriyor. Bu mutasyonlara bağlı olarak her birinde farklı fenotipik özellikler ortaya çıkıyor. Bunlar hücre fenotipi. Farklı hücre fenotipleri ortaya çıkıyor ve bu hücre fenotipi üzerinde de biyolojinin en temel yasalarından bir tanesi olan doğal seçilim yasası yani Darwin seçilimi etkili oluyor. Peki Darwin seçilimi ne yapar? Doğal seçim, doğal seleksiyon nasıl etkili olur? Ne ilgisi var kanserle? Şöyle bir ilgisi var. İki şekilde etkili oluyor. Bir, hücrede meydana gelen mutasyonlar. Şimdi dedik ya hücrelerde her bir hücrede sürekli yeni yeni mutasyonlar meydana geliyor. Eğer bu mutasyonlar öldürücüyse, hücrenin ölümüne sebep olacak mutasyonlarsa doğal seleksiyon bunları doğrudan doğruya bu hücreleri ayıklıyor ve hücrenin çoğalmasını engelleyecek olan mutasyonlar bu sayede elenmiş oluyor. İkincisi, bölünme ve hayatta kalma yeteneklerini arttıracak mutasyonları geliştiren hücrelerin ise çoğalmalarını sağlıyor. Yani bölünme ve hayatta kalma yeteneğini arttırarak çevresindeki hücrelere göre daha avantajlı duruma gelen hücreleri çoğaltarak. Yani bazı hücreler var. Bunlarda meydana gelen mutasyonlar hücrenin yaşamasını zorlaştırıyor veya bölünmesini yavaşlatıyor, engelliyor. Bunlar doğal seleksiyonla eleniyor. Ama bazı hücrelerde meydana gelen mutasyonlar o hücrelerin etraflarındaki hücrelere göre daha hızlı bölünmesini, daha kısa sürede bölünmeye gitmesini, bölünmeyi daha hızlı yapmasını sağlıyorlar. Bunlar da doğal seleksiyon tarafından seçilen hücreler. Buna biz selektif avantaj diyoruz. Bu selektif avantaj. Şimdi burada yine daha doğrusu bir terimden bahsedeyim. Favored or non-favored iki terim oldu. Doğal seleksiyonu sevdikleri favored yani doğal seleksiyona uygun olanlar hücreler favored veya işte bu tip mutasyonlar selected for hücrenin bölünmesini engelleyecek mutasyonlar da selected against. Evet, şimdi kanserleşmede görülen mutasyonlara bakalım ve mutasyon birikimi teriminden bakalım. Şimdi bu mutasyonlar nereden geliyor? Şimdi hatırlayacağınız gibi hücre bölünmesi yapmak istiyorsak, eğer bir hücre bölünmek istiyorsa, yani mitoz bölünmeye gitmek istiyorsa öncelikle DNA'sının replike etmesi gerekir. Ve hiçbir faktör olmasa bile sadece DNA polimerazın bile bir hata yapma oranı var. Belli bir oranda hata yapıyor. Yani yanlış nükleotitleri DNA yapısına sokuyor. Bu hata yüzdesi zaman geçtikçe mutant hücreleri ortaya çıkarıyor. Mutant somatik hücreleri ortaya çıkarıyor. Şimdi bu şekil şurada henüz döllenmiş yumurtadan başlamak üzere daha döllenmiş yumurta aşamasındayken hiçbir mutasyon yok. Daha embriyonik gelişim sırasında mutasyonlar çok yavaş yavaş işte bir iki hücrede oluşmaya başlıyor. Şurada embriyonik gelişim sırasında bir hücre,
çocuklukta iki hücre, ondan sonra işte bir hücre daha mutasyona uğruyor ve de zaman geçtikçe bu mutasyona uğrayan hücreler, şimdi burada bir taneyken zaman geçti, bu hücre bölündü ve ikiye çıktı. Bu arada başka bir hücrede yeni bir mutasyon daha meydana geldi. Şimdi şu mavi hücreye bakarsanız eğer, sarı hücrenin bir bölünme hızı var. Sarı hücreler hala bölünmemişken mavi hücre sayısı 3'e çıktı. Bu mavi hücre sayısı 3'e çıktı ve de bu mavi hücrelerin içinde mavi hücrelerden bir tanesinde yeni bir mutasyon daha meydana geldi. Mutasyon sayısı bu hücrede 2'ye çıktı. Arkasından diğer bir mutasyon daha meydana geldi. Bu yıldız şeklindeki hücrede artık o mutasyonda hücrenin bölünmesinin çok daha hızlı olmasını sağlayan bir mutasyon. Bu mutasyonların içinde bir de mutator fenotipe sebep olan mutasyonlar var. Bir takım genlerde, örneğin DNA onarımından sorumlu olan enzimleri, proteinleri kodlayan genlerde veya DNA'yı koruyan proteinleri kodlayan genlerde mutasyon meydana gelmesi sonucunda o hücrenin DNA'sı çok daha hızlı bir şekilde mutasyona uğramaya başlıyor ve o hücrelerin biriktirdiği mutasyon çok daha hızlı meydana geliyor. O aşamaya geldikten sonra da kanserin ilerlemesi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Evet, şimdi kanserle bağlantılı olan mutasyonlar farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bunlar nokta mutasyonları olabiliyor. Tek nükleotit değişimleri gibi veya kromozom mutasyonları olabiliyor. Kromozomal mutasyonlar, kromozom seviyesindeki mutasyonlar ya da onkogenik bir virüsün gelip genomunu bizim kromozomlarımızdan birine entegre etmesi sonucunda oluşan virüsler tarafından endüklenmiş mutasyonlar olabiliyor. Ve bunların hepsinin üstüne bugün çok fazla konuşmayacağım. Bir de epigenetik hatalar var. Yani DNA metilasyon hataları veya diğer epigenetik hatalar. Şimdi bu mutasyonları kısaca bir hatırlayalım. Nokta mutasyonları nelerdi? En yaygın olan baz değişimleri. Sonra küçük insersiyon ve deletisyonlar. Yani bir veya iki nükleotidin deletisyonu veya insersiyonu şeklinde olan mutasyonlar ve bunların sebep olduğu frameshift mutasyonlar. Baz değişimleri sinonim değişiklikler olabilir. Yani nükleotit değişir ama amino asiti değiştirmez peptit yapısındaki. Non-sinonim değişiklikler bunlar amino asiti değiştiren mutasyonlar ki bunlar asıl önemli olan mutasyonlardır. Ve nonsense mutasyonlar. Nonsense ya da stop gain mutasyonları, diğer adı truncating mutations. Şimdi bunlar da amino asit kodlayan bir kodonun stop kodonuna dönüşmesini, dolayısıyla buna bağlı olarak da proteinin sentezlenmesini engelleyen mutasyonlar. Bunların haricinde kontrol elementlerinde işte promotorlar, enhancerlar ve diğer kontrol elementlerinde meydana gelen nükleotit değişiklikleri veya insersiyon deletisyonlar bu nokta mutasyonlarına eklenebilir. Diğer grup küçük insersiyon ve deletisyonlar frameshift'e sebep olarak yani protein sentezi sırasında okuma çerçevesinin kayarak proteinin sentezlenmesine engel olan mutasyonlar. İkinci grupta kromozom mutasyonları var. Bunlardan birincisi kromozom kaybı yani bir kromozomun tamamen hücreden kaybolması, homolog kromozom sayısı 2 iken 1'e düşmesi. Yani kromozom çiftlerinden bir tanesinin tek kopya olarak bulunması. Kromozom kazancı, triplikasyon ve daha fazla sayıda bir kromozomdan 2'den fazla homoloğun bulunması bir hücrede. Kromozomal deletisyon ve insersiyonlar, kromozom sayısı aynı olsa bile belli bir kromozom belli bir bölgesinde büyük parçaların kopması veya bu kopan parçaların başka bir kromozoma eklenmesi. Ve translokasyonlar yine bununla bağlantılı. Bir kromozoma ait bir parçanın, mesela işte üçüncü kromozoma ait bir parçanın 12. kromozoma eklenmesi. Sonraki kromozom bozulması sayılabilecek sonraki bozukluk, mutasyon, ecDNA yani extra kromozomal circular DNA, kromozom dışı halkasal DNA ya da double minute kromozomlar, halkasallaşmış
DNA parçaları ökaryot olmasına rağmen, ökaryot bir hücrede olmasına rağmen halkasal yapıdaki kromozomlar. Ve de bunların hepsini bir araya koyan kromotripsis olayları. Şimdi bu mutasyonları görmeden önce birkaç tane daha yapalım. Öncelikle gen tanımını bir hatırlayalım. İlk söyleyeceğimiz şey gen bir DNA parçasıdır, DNA dizisidir ya da DNA üzerinde özel bir bölgedir. Ancak bu diziler, gen dediğimiz diziler farklı yollarla organizmanın fenotipi üzerinde etkili olur. Yani organizmanın fenotipini ortaya çıkaran gen bölge, DNA bölgeleri, DNA dizileri. Gen üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler, yani bu DNA dizileri üzerinde meydana gelebilecek olan değişiklikler organizmanın fenotipini etkileyebilir. Yine başka bir tanım, gen bir proteinin amino asit dizisini kodlayan DNA dizisi ve bu dizinin ifade edilmesi için gereken bazı dizilerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak bunların haricinde bir de proteine dönüşmeden görev yapan RNA'lar var. Dolayısıyla onları kodlayan DNA dizilerine de gen diyoruz. Dolayısıyla bir proteinin amino asit dizisini kodlayan ya da proteine dönüşmeden görev yapan RNA molekülünü kodlayan DNA bölgelerine, DNA dizilerine gen diyoruz. Genler kromozomlar üzerinde yer alan özel bölgelerdir. Şimdi burada genlerin kromozom üzerindeki yerleşimlerini görebiliriz. Burada kromozom 11 var, 11. kromozom. Burada gördüğünüz software, IGV software'i. Burada insan 11. kromozomunu görüyoruz. Şurada gördüğünüz kromozom 11 ve şurada bir skala var. Bu skalaya dikkat etmenizi rica ediyorum. Şu anda en uzaktan bakıyoruz. Kromozoma en uzaktan bakıyoruz. Şunlar da genler, kromozom üzerinde yerleşen genler. Yaklaşalım. Şimdi zoom in yaptık biraz, yaklaştık. Şimdi sadece şu bölgeye bakıyoruz. Sadece bu bölgeye baktığınızda, şimdi şurada bir gen var. Şurada başka bir gen var, burada başka bir gen, burada başka bir gen ve de genlerin arasında gen olmayan bölgeler var. Dolayısıyla bir kromozom oluşturan DNA zincirinde genler ve genler arası bölgeler var. Genler arasındaki gen olmayan bölgelere intergenik bölgeler diyoruz, intergenic regions. Yani kromozomlarımız ya da genomumuz genlerden ve intergenik bölgelerden oluşuyor. Şimdi biraz daha yaklaştık. Evet, gördüğünüz gibi zoom skalası biraz daha yaklaştı. Şu anda beta globin genini görüyoruz. Hemoglobinin beta zincirini kodlayan geni görüyoruz. Kromozom 11 üzerinde beta globin geni. Şurada 3 tane eksonumuz, onların arasında da 2 tane intronumuz var. Hemoglobin beta geni. Biraz daha yaklaştık. Daha yaklaştığımızda ne görüyoruz? Artık doğrudan doğruya DNA dizisini görüyoruz. DNA'nın nükleotit dizisini görüyoruz. DNA nükleotit dizisi tek başına aldığımız zaman bize hiçbir şey ifade etmez. Bunu anote etmemiz lazım. Anotasyonunu yapmamız lazım. Anotasyonunu yaptıktan sonra anotasyonunu yaptığımız zaman da bu DNA dizisinin intronlarını, eksonlarını işte 500 UTR bölgesine, 300 UTR bölgesine ayırıyoruz ve de bunun nasıl bir protein kodlayabileceğini öngörüyoruz, tahmin ediyoruz. Diğer şeylerle birleştirerek, diğer verilerle birleştirerek. Şimdi peki, şurada genom üzerinde yer alan genleri görüyoruz. En alta bakarsanız eğer. En altta genom üzerinde yerleşmiş genler. Bu genlerden sentezlenen proteinler var. Bu proteinlerden bir kısmı sentezlenen peptitler var, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir kısmı tek başına protein olarak görev yapıyor. Tek alt birimden oluşan protein olarak. Bazısı da bir araya gelerek kuaternary yapıdaki proteinleri oluşturuyor. Ve bunlar isterse tek başına çalışsın, isterse ayrı ayrı olsunlar, bunlar başka proteinlerle de etkileşime girerek hücresel olayları yönlendiriyorlar. Hücresel olayları ortaya çıkarıyorlar. Bunlardan bir kısmı enzim. Bir kısmı hücrenin yapısal proteinleri. Bir kısmı kontrolde görev alan proteinler. Mesela sinyal iletim proteinleri. Bunların hepsine birden, bu proteinlerin hepsine birden proteom diyoruz. Ve bunların oluşturduğu gen networkleri. Peki ortaya ne çıkarıyorlar? Hücre fonksiyonlarını çıkarıyorlar. Bunlar neler? Metabolizma, hücre sinyallemesi, hücre içi sinyal iletimi, hücre hareketliliği,
mitoz, adezyon yani hücrenin yapışması ve stres cevabı. Hücrenin streslere karşı cevabı. Bunların hepsini topladığımız zaman, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde organizmanın fenotipini ortaya çıkarıyor. Yani anatomiyi, fizyolojiyi ve davranışları ortaya çıkarıyor. Bunların hepsini birden topladığımızda da ortaya organizmayı çıkarmış oluyoruz. Peki, genom ne? Genom bir organizmanın kromozomlarındaki genetik materyalinin tamamına deniyor. Yani bir hücrenin ya da organizmanın sahip olduğu genetik bilginin tamamı genom. İnsan genomunu bir bakacak olursak insan genomunda ne var diye 2011 verilerine göre insan genomu istatistikleri toplam nükleotit sayısı hepimizin bildiği gibi 3 milyar civarında. Bunlar içinde bilinen proteinleri kodlayan 20.442 tane gen var. Bunlara ek olarak sonradan bulunan 434 tane gen, 15.000 tane yalancı gen, pseudogen, 12.523 tane RNA geni var. Ve de şöyle bir ilginç taraf daha var. DNA insan genomunda 52.000 tane yaklaşık 52.000 tane tek nükleotit polimorfizmi var. Tek nükleotit polimorfizmi yani SNP dediğimiz single nükleotit polimorfizm var. 52.000 tane. Bunlar da insanları birbirinden farklı yapan nükleotit değişiklikleri. Yani hastalığa neden olmadan insanların birbirinden farklı olmasını sağlayan değişikliklerin temelinde yatan farklılıklar. Şimdi genler dedik, genom dedik. Şimdi kanserle bağlantısını yapalım. Kanser genleri. Bu genlerden bir kısmı yani demin 20 bin küsür protein kodlayan gen ve çok sayıda da RNA geni görmüştük. Bu genlerden bir kısmı kanser genleri olarak adlandırılıyor. Peki nedir bu kanser genleri? Kanser genleri temel olarak iki grup onkogenler ve tümör süpresörler. Sonradan bunlara bir grup daha eklendi metastaz genleri. Ama yine de ben klasik taraftan gitmeyi tercih ediyorum. Öncelikle onkogenler ve tümör süpresörlere bakalım. Zamanımız kısıtlı olduğu için bugün bu ikisine kısaca bir bakalım. Onkogenler nedir bu onkogenler? Onkogenler proto onkogenlerin özel noktalarda mutasyon taşıyan alelleridir. Yani genomumuzda proto onkogen denilen genler var. Yani bunlar normalde onkogen değil, kanserle bir ilgileri yok. Yani kanseri ortaya çıkarsın diye genomumuza yerleştirmiş genler değil. Bunlar hücrenin bölünmesini sağlayan, kontrol altında bölünmesini sağlayan, yani organizmanın büyümesini, gelişmesini sağlayan ve bazı durumlarda yenilenmesini sağlayan, yaraların iyileşmesini veya bir takım bozulan parçaların yenilenmesini sağlayan genler. Bunları kontrol eden genler, proto-onkogenler. Ancak bu proto-onkogenlerde bazen öyle mutasyonlar meydana geliyor ki, kontrol edilemeyen ve sürekli hücreye bölünme emri veren, hücreyi sürekli bir şekilde bölünmeye götüren proteinleri üreten alelleri oluşturuyor. Bu genlerin sürekli hücreyi bölünmeye götüren alellerini oluşturuyor. Mutasyonlar. Yani onkogenler, proto onkogenlerin mutant alelleri. Normal hücrelerin kanser hücresine dönüşmesine sebep olan genler bunlar. Onkogenler. Büyüme faktörlerini ve reseptörleri kodlayan genler bunlara örnek olarak verilebilir. Tabii ki bunlar normal versiyonları proto-onkogenler, mutant versiyonları onkogenler. Yine sinyal iletiminde sorumlu proteinler bu gruba giriyor. Yine hücre döngüsünü kontrol eden proteinler var onkogenler grubunda. Şimdi bunların özelliği, genetik taraftan baktığımız zaman onkogenlerin özelliği, onkogenlerdeki mutasyonlar bir belirli noktalarda toplanmış mutasyonlar. Yani çok sayıda örneği incelediğimiz zaman farklı hastalarda belirli noktalarda meydana gelen mutasyonları görüyoruz. Mesela birinci örneğimiz NRAS. RAS onkogenleri NRAS, KRAS ve HRAS olmak üzere 3 tane. Bu genler kocaman olmasını büyük genin tamamına yayılmış bir mutasyon dağılımı göremiyoruz. Ancak farklı hastaların her birinde dünyanın neresinden olursa olsun bu hastalar 12, 13 ve 61. pozisyondaki
mutasyonları gösteriyorlar. Yani eğer bu genler 12, 13 ve 61. pozisyondan mutasyona uğrarsa, amino asit pozisyonu bunlar, bu kodonlardan mutasyona uğrarsa kanserleşmeyi tetikliyor. Geri kalan yerdekilerin kanser üzerinde herhangi bir etkisi olmuyor. Onkogenik mutasyonlardan diğer bir grup kopya sayısının artması. Proto-onkogenlerin kopya sayısının artması da yine bunları onkogene dönüştüren faktörlerden bir tanesi. Bunun dışında translokasyonlar sonucunda bu genlerin başına başka genlerin aktif promotörlerinin gelmesi veya işte virüs genomlarının bu genlerin başına eklenmesi sonucunda da bu genler proto-onkogenler onkogenlere dönüşebiliyor. Şimdi Enres'e baktık. Bunlar normal, tabii burada sadece single nucleotide change tipindeki mutasyonlara baktığımızda başka hiçbir yerde mutasyon göremiyoruz. Ancak 3 pozisyonda kanser hastalarından elde edilen tümörlerde 3 pozisyonda, 3 amino asit pozisyonda mutasyon görüyoruz. BRAF yine başka bir onkogen. BRAF mutasyonunda da V600E mutasyonu var. 600. amino asitteki 600. amino asit pozisyondaki valinin dönüşmesi sonucunda ortaya çıkan mutasyonlar. Şuraya bakacak olursak başka hiçbir yerde mutasyon göremiyoruz. Ancak buradaki mutasyon burada mutasyon olması sonucunda kanser vakaları ortaya çıkıyor. Peki bu şunu mu gösteriyor? Bu genin başka hiçbir yerinde mutasyon olmuyor. Mutasyon sadece burada mı gerçekleşiyor? Hayır, öyle değil. Bu pozisyonda mutasyonu olan hücreler doğal seleksiyon tarafından seçiliyor. Eğer başka bir yerde mutasyon olursa zaten onlar eleniyor. Dolayısıyla biz elenenleri göremiyoruz. Sadece mutasyonu bu pozisyonda olanları görebiliyoruz. Sonraki bir reseptör, bir growth faktör reseptörü, PDGF reseptörü, platelet derived growth factor reseptörü. Burada yine bir pozisyonda çok fazla görüyoruz ama onun dışında yine belli noktalarda yoğunlaşan mutasyonlar görüyoruz. Bunlar da genin hücreyi bölünmeye götürebilecek olan noktaları. Şimdi onkogenlere baktığımız zaman, onkogenik mutasyonlara baktığımız zaman onkogenik mutasyonların bir özelliği var. Onkogenik mutasyonlar proto-onkogeni aktive edecek mutasyonlar. Yani activating mutasyonlar. Başka bir deyişle gain of function mutasyonlar. Yani inaktif bir geni aktif hale geçirecek mutasyonlar. Dolayısıyla bunların sadece belli noktalarda olması gerekiyor. İkinci bir gruba girelim. İkinci gruba geldiğimizde bu ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. İkinci grup kanser genleri tümör süpresör genler, tümör baskılayıcı genler. Normal hücrelerin tümör hücresine dönüşmesini engelleyen genler. Şimdi normal tümör süpresör genleri ya da tümör süpresör genlerin normal alelleri normal hücrenin tümör hücresine dönüşmesini engelleyen genler. Hücre döngüsünün kontrol mekanizmasından hücre döngüsünün kontrol mekanizmalarını kontrol eden genler bu grupta. Ve yine genomdaki bozulmaları kontrol eden proteinleri kodlayan genler var bu grupta. Tümör süpresörler, caretakerlar ve gatekeeperlar olmak üzere iki grupta da incelenebiliyor. Şimdi tümör süpresör genlerdeki mutasyon dağılımına baktığımız zaman buradaki mutasyon dağılımı, tümör süpresör genlerdeki mutasyon dağılımı şeylerden çok daha farklı. Onkogenlerden çok daha farklı. Onkogenlerde belli noktalarda bir yığılma varken tümör süpresör genlerdeki mutasyonlar genin tamamına dağılmış vaziyettedir. Burada RB1'ı görüyoruz. İlk bulunan tümör süpresör gen retinoblastomadan sorumlu retinoblastoma geni. Bu P53 yine çok meşhur bir gen. Burada da P53'te de gördüğünüz gibi mutasyonlar her tarafa dağılmış vaziyette. Bir de şöyle bir şey var. Tümör süpresör genlerde meydana gelen mutasyonlar inactivating mutasyonlar. Yani loss of function mutasyonlar. Fonksiyon kaybına neden olan, genin fonksiyon ürününün fonksiyonunu kaybetmesine neden olan mutasyonlar. Bunlar nasıl oluyor? Birinci grupta delesyonlar var. Yani genin tamamen
yok olmasına sebep olan, genin tamamen kaybetmesine sebep olan delezyon tipinde mutasyonlar. Onun dışında neler var? En yaygın görülenler, yani tümör süpürüsörgenlere karakteristik olarak görülenler, stop gain mutasyonları, yani truncating mutations, yani nonsense mutasyonlar ve frameshift mutasyonları. Yani delezyonlar, büyük delezyonlar, nonsense mutasyonlar, frameshift mutasyonlar. Bunları bir gende çok fazla ve genin tamamına yayılmış olarak görüyorsak, o zaman o genin tümör süpresör gen olduğundan şüpheleniyoruz. Tabii bunun haricinde missense mutasyonları da var. Missense mutasyonları da görürüz. Ancak bu söylediğim tipteki mutasyonları, inaktive edici mutasyonları, yani nonsense mutasyonları, frameshiftleri, küçük insersiyon delezyonları onkogenlerde görmüyoruz. Çünkü bunların olması kanserleşme açısından dezavantaj. Kanserleşmeyi bırakın, hücrenin normal bölünmeye gitmesini bile engeller eğer onkogende meydana gelirse bu tip mutasyonlar. Evet. Onkogenler ve tümör süpürsörler tek başlarına çalışmıyor. Şurada gördüğünüz gibi çok sayıda birbirleriyle etkileşen sinyal yolağını aktive ederek çalıştırarak iş yapan genler. Şimdi mutasyon tekrar hatırlayacak olursak DNA üzerinde meydana gelen nükleotit diziminin değişiklikleri, kromozom mutasyonları ve nokta mutasyonları. Şimdi bir kanser genomuna baktığımız zaman, şimdi kanser genomunda ne var onları görelim. Son zamanlarda, daha doğrusu 2009 yılında yaygınlaşmaya başlayan Massive Parallel Sequencing ya da yeni nesil DNA dizileme yöntemleriyle ortaya çıkan veriler şunu gösterdi. Kanser hücrelerinde bu mutasyonlardan hepsi de var. Yani bir kanser hücresi sadece bir mutasyonla kalmıyor, çok sayıda mutasyon geçiyor. Şimdi bu şeylere baktığınız zaman, bu tip makaleleri okuduğunuzda, işte Landscape of Something Cancer diye başlayan başlıkları olan makaleler, şu tip grafikler görürsünüz. Peki bu neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Bir, şunlar kromozom. Birinci kromozom, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, şu şekilde kromozom büyüklüğüne göre giden mutasyonlar. Şu çizgiler, küçük çizgiler nokta mutasyonlarını gösteriyor. Şu bağlantılar interkromozomal rearrangements, yani translokasyonları gösteriyor. Şunlar yine bunlar intrakromozomal rearrangementları gösteriyor. Evet, ikinci, şimdi burada bu mutasyonlar içinde iki grup yine mutasyon var, kanser mutasyonları içinde. Bir kanser hücresine baktığımız zaman çok sayıda somatik mutasyon görüyorsunuz. Yani somatik mutasyonları germline'dan bir ayırdık. Ama genom dizileme yaparsanız veya eksom dizileme yaparsanız bir hücrede çok sayıda mutasyon görüyorsunuz. Bu mutasyonları da ikiye ayırıyoruz. Sürücü mutasyonlar ve yolcu mutasyonlar. Yani driver ve passenger mutasyonlar. Driverlar gerçekten hücreyi kanserleşmeye götüren mutasyonlar. Passenger'larda her ne kadar protein seviyesinde etkili olsa bile kanserleşmede o kadar etkili olmayan mutasyonlar. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla mutasyon keşfi yaparken driver'ları ayırmamız gerekiyor. Peki bunun için nasıl bir analiz yapmamız gerekiyor? Bunun için DNA dizileme yöntemlerini kullanıyoruz en yaygın olarak. DNA dizileme yöntemleri bir klasik yöntem, yani eski yöntem. Sanger dizileme. Bunda hedefiniz bellidir. Belli bir genin belli bir bölgesini hedefliyorsunuzdur. Onu önce PCR yaparsınız. Arkasından bu PCR ürünü sekanslarsınız. Burada görüldüğü gibi mesela burada bir frameshift var. İnsersiyon. Exon 13 artı 166. Pozisyonda bir G insersiyonu. İnsersiyon bu şekilde görülüyor. Bu Sanger sonucu. Sanger DNA dizileme sonucu. Altın standarttır ama bir reaksiyonda 800 baz okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bununla tüm genomu okumak yıllar alır. İnsan genom projesi bu şekilde başladı ve tamamlandı ama seneler aldı. Bugün yeni nesil DNA dizileme yöntemleriyle, yani next gen sequencing yöntemleriyle bir insan genomu 4 gün içinde dizilenebiliyor. Bunun için farklı stratejiler var yeni nesil DNA dizileme yöntemleri olarak.
Bunların hepsi massive parallel sequencing yöntemleri olarak da adlandırılıyor. Bu yeni nesil DNA dizileme yöntemleriyle bütün genom, bütün eksom, transkriptom ve benzeri uygulamalar yapılabiliyor. Yani bir organizmanın genomunun tamamını sekanslayabilirsiniz. Veya bana intergenik bölgeler lazım değil, bana sadece genlerin eksonları lazım derseniz tüm genlerin tüm eksonlarını bir reaksiyonda elde edebilirsiniz. Veya transkriptom dizileme yapabilirsiniz. Bir örnek içindeki tüm RNA moleküllerinin tamamını dizileyebilirsiniz, sekanslayabilirsiniz. Buradan da yine başka bir takım uygulamaları da var. Bu sayede çok sayıda geni aynı anda dizileme imkanı var. Ve aynı zamanda transkriptom dizileme ile gen ifadesi, metilasyonla epigenetik değişiklikler belirlenebiliyor. Başka uygulamaları da var. Sadece bunları söyleyeyim. Peki bunun sonucu neye benziyor? Burada bizler kendi deneylerimden aldığım bir takım sonuçları gösteriyorum. Bu bir eksom dizileme. Yani sadece eksonik bölgeleri hedeflediğim bir dizileme. Üçüncü kromozom eksonları. Burada gördüğünüz gibi intergenik bölgelerde boş ama eksonlar pardon intronlar boş. Eksonlar tamamen dizilenmiş durumda. Peki bu nasıl oluyor? Yaklaşalım. Bu bizim genimiz. Bakın eksonlar. Eksonlardan elde edilen yüzlerce binlerce DNA fragmenti. Okunmuş DNA dizisi. Yaklaşalım. Ve bu yöntemlerde yeni nesil DNA dizileme yöntemlerinde sadece bir okuma yapılmıyor. Şurada gördüğünüz İşte belli sayıda nükleotitlerden mesela benim bu dizileme 38 döngülük reaksiyonlardı. Şunlar 38 bazdan oluşan fragmentler. 38 bazdan oluşan fragmentler. Bu fragmentleri yüzlerce binlerce fragment. Bu fragmentleri üst üste çakıştırarak okuma fragmentlerini üst üste çakıştırarak total genin dizisini elde ediyorsunuz. Ve de bu fragmentler içinde eğer bir kısmında bir noktada farklı bir nükleotit, bir noktada farklı bir nükleotit görünüyorsa şurada gördüğünüz gibi normalde bu size diyor ki normalde burada G olması gerekiyordu. Referans dizide G ama senin örneklerinden yarısını, senin bu örneğinin verdiği fragmentlerin yarısına A. O zaman ben diyorum ki burada bir mutasyon var. Mutasyon bu şekilde görülüyor. Birinci veri bu BAM verisi. BAM tipinde veri. Artı bir de Simple Nucleotide Variation tablosu veriliyor. Bu sadece bir kromozomdan bile, sadece kromozom 3'ten bile en az 25 bin satırlık bu şekilde nükleotit değişikliği listesi geliyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar şu işe yarıyor. Kanser genomunu bu şekilde dizilediğiniz zaman, kanser hastalarının genomunu bu şekilde dizilediğinizde ve belli bir kanserin hangi genomik değişiklikler sonucunda ortaya çıktığını belirlediğiniz zaman doğrudan doğruya o bozulan genin sebep olduğu hatayı düzeltmeye yönelik tedaviler geliştirebiliyorsunuz. Şu anda Amerika'da kanser araştırmalarında, kansere tedavi geliştirme çalışmalarında gelinen en son nokta bu. Yani şu anda bu taraftan ilerliyor diyebilirim kanser tedavileri. Hedefe yönelik tedavi. Şimdi bu şekilde bozulan genleri bulabilirseniz eğer, bu genlerden hangileri bozulduysa o genin bozuk ürününün etkisini ortadan kaldıracak bir küçük molekül geliştirerek o küçük molekülün sadece o bozulan geni özel o hangi gense o bozulan genin ürününü susturacak bir küçük molekül sentezleyerek sadece o hücreleri ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler geliştirmeye çalışılıyor. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.